Yedik Silah'tan herkese tekrardan merhaba. Ben Ahmet. Bugün bir abimizin tüfeği var burada yanımızda. Abimizin ismi neydi? Murat. Murat abimizin bir tüfeği. Murat abimiz güzel bir av tüfeği aldı. Ne aldı? Gördüğünüz olduğunuz gibi Derya aldı. Derya marka bir tüfek aldı. Ama normal bir Derya MK'lı kim aldı? Tabii ki hayır. Metin Akpınar abimizin bir tüfeği var. Instagram'da Max87 olarak bildiğiniz Metin abimizin modifikasyonladığı bir tüfeği aldı. Sadece o tüfek rengini siyah yaptı. Normalde Metin abi sürekli renklerle oynadığı için, fabrikada sürekli boyattığı için değişim yapıyor. Ama isterseniz şimdi gelin bir kutu açılışımızı yapalım. Evet, kutumuzu şu şekilde açtık. Yakından da çekebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Derya MK12. Ama modifikasyonlu. Evet, Derya'nın bu tüfekleri sipariş üzerine gelen tüfeklerden. Gördüğünüz gibi şimdi Derya'nın farklarını bir anlatacağım. Anlatmadan önce bir kutu içeriğini inceleyelim ilk başta. Yine şarjörlerimizden başlayalım. Metal 10'lu şarjörümüz, 5'li şarjörümüz, ikili şarjörümüz içinde. Ön tarafı değiştirmek için yine alev gizleyen ekstradan. Burada bir yağımız var. Tutma kolu üstten üst pikatinir ayağımıza, 22 mm pikatinir ayağımıza takıp üstten tutma kolu. Aynı zamanda gez olarak da kullanabilirsiniz. O var. İçinde bir de atış kulaklığı var. Şunda hemen şöyle Derya yazıyor. Derya firması hediyelerini bol bol göndermiş. Bu çanta bu arada nubuk bir çanta. Zaten önceki Derya videolarımızda izlediyseniz zaten görmüş olursunuz. Burada bir taktikal askı kayışımız var. Burada da sökme anahtarlarımız var Derya'ya ait. Bunlar da 45 derece açılı gezleri takmak için aparatlarımız. Şimdi tüfeğimize geçelim isterseniz. Evet, tüfeğimiz görmüş olduğunuz gibi burada. Şu şekilde bir yakın çekim yapabiliriz tüfeğimize. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi diğer Derya ile farklarını da size anlatacağım. Hatta kısaca bir tüfeği de anlatayım. 12 kalibre yivsiz yer otomatik bir av tüfeğimiz. Tam otomatik tüfeklerin alayı yasak. Hepsi yasak, yani kullanılması yasak. Şimdi gelelim şöyle tüfeği bir kısaca bir tanıtalım. Mesela bu tüfeğimiz yivsiz bir tüfek. Arkamda görmüş olduğunuz tüfeklerin alayı da yivsiz tüfek. Yani yarı otomatik, pompalı, işte bunların hepsi görmüş olduğunuz gibi yarı otomatik tüfekler. Yani tam otomatik değil ve yivsiz av tüfekleri bunlar. Neyse, biz şöyle kısaca Derya'nın üstüne 5'li şarjörümüzü taktık. Bu tüfekteki farkları anlatalım ilk önce. Gördüğünüz gibi, hatta şöyle yapalım. Evet, şimdi bir kırmızı Derya rengimiz var burada görmüş olduğunuz gibi. Bir de Metin abimizin tüfeği var. Metin Akpınar'ın Modifiye diye bir tüfeği var. Farklarına en baştan şu kısımdan bakmaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta namlu giydirmemiz farklı. Gördüğünüz gibi desenli, böyle hava alabilen bir yapıya sahip. Muhtemelen biraz daha hafiftir buna göre. Bu tüfekler bu arada 3,5 kilo. Görmüş olduğunuz gibi el kundağı da şu şekilde göstereyim. Yine desenli ama bunun da mesela altında pikatinir ay yok. Derya'ya bakalım. Derya'nın altında pikatinir ay var ama desenleri aynı değil. Ve üstündeki pikatinir ay burada yarım kesilmiş. Bunu da şu şekilde göstereyim tekrardan. Gördüğünüz gibi kocaman bir pikatinir ay. Yani dürbün, red dot, fener hepsi buraya üst tarafa sığar. Daha sonra turuncu detaylarımız var. Görmüş olduğunuz gibi işte emniyet olsun, tetik olsun, şarjör düşme mandalı olsun, tetik kurma kolumuz olsun, sökme mandallarımız olsun, makbel olsun, teleskopik dipçiğin yanak ayarı olsun. Bunlar hep turuncu detaylı. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bu makbel, yani şarjörü hızlı takıp çıkarmak için bir işe yarayan bir parçamız. Bundan normalde Derya'da görmüş olduğunuz gibi yok. Derya'da bu şekilde geliyor. Ekstra bu tüfekte farklı olarak şarjör düşürme mandalımız görmüş olduğunuz gibi biraz daha böyle büyük ve biraz daha şekilli diyebilirim. Buradaki kırmızı, yani standart Derya'ya baktığımız zaman biraz daha böyle ufak olduğunu görebiliyoruz. Bir de tetiğimiz burada düz tetik. Biraz daha yakından çekebilirsek. Evet. Burada düz bir tırtıklı bir tetiğimiz var. Atış esnasında atışları kolaylaştırmak ve hissiyatı arttırmak için. Standart Derya'da da görmüş olduğunuz gibi yarım hilal şeklinde bir tetiğimiz bulunmakta. Bence bu tetik daha hoş. Daha ele hissiyatı, parmağı hissiyatı daha güzel. Şimdi tabanca kabzemize gelelim. İlk başta burayı gösterelim. Bu gördüğünüz gibi alüminyum. Yine baklava desenli diyebiliriz buna. Desenleri yine görmüş olduğunuz gibi boşluklu. Buradaki pistol grip tabanca kabzemiz
Görmüş olduğunuz gibi kauçuk bir yapısı var. Sert plastik. Bu da bir şeyimiz. Geri kalan herhangi bir farklılık bu tüfeklerde yok. Sadece geriye kalan gördüğünüz gibi uzaması. Hemen bunu da çekelim. Başka da bir şeyimiz yok. Yanak ayarımız mevcut. Üstünde Picatinny rayımız var. Bunları anlattık. Emniyetimiz burada. Emniyetlerde de bir farklılık yok. Herhangi bir farklı bir çalışma, içerisinde çalışma sistemi olarak içerisinde farklı bir sistem yok. Burada da Derya'nın kompansatörü var. Uç tarafa, en uç tarafa takabileceğiniz. Tabii bunu takarsanız bunu çıkarmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu da şahlanmayı azaltan bir parçamız. Öyle anlatabilirim size. Şimdi tüfeği şöyle bir genelden bir tekrar şöyle bir gösterelim. Bu şekilde. Gerçekten yakışıklı bir tüfeğimiz. Metin abiye de buradan selamlarımı iletiyorum. Güzel bir tüfek yapmış. Şimdi görmüş olduğunuz gibi. Evet. Gayet hoş, oturaklı bir tüfek. Yani omzunuza da... Ya Derya zaten alabileceğiniz en iyi şarjörlü av tüfeklerinden bir tanesi. Eski videolarımızda izlerseniz bunu zaten söylüyorum orada da. Derya'nın daha detaylı videosunu izlemek isteyen varsa, tabi bunun değil standart halinden bahsediyorum. Onu da izlemek isteyen varsa ben buraya bir yere kartı bırakırım. Oradan izlersiniz. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Tüfeğimizi tanıttık. Daha detaylı incelemek istiyorsanız yukarıda bir yerde ben kartlara bırakırım veya videonun sonuna bırakırım. Derya MK2'nin standart halini inceleyebilirsiniz. En güncel halini inceleyebilirsiniz. 2023 modellerini inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda soracağınız bir soru varsa cevaplamaya çalışırım. Hepinize iyi günler diliyorum.